Yusuf Akçura, Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden Tatar Türk'ü yazar ve siyasetçidir. 6 Ekim 1923'te İstanbul'da İtilaf Devletleri temsilcilerinden ve İngiliz subaylardan Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Atatürk'ün görevlendirdiği Yusuf Akçura resmen teslim almıştır. 1904 yılında yayımladığı Üç Tarzı Siyaset adlı makalesi Türkçülük akımının manifestosu kabul edilir. 2 Aralık 1876 tarihinde Moskova'nın doğusundaki Ulyanovsk'ta eski adıyla Simbirde dünyaya geldi. Kazana göç etmiş Kırım Türklerinden aristokrat bir ailenin mensubuydu. Babası Çuha Fabrikası sahibi fabrikatör Hasan Bey'di. Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra 1895 yılında Harp Okulu'na girdi. Harbiye yıllarında Necip Asım Yazıksız'ın, Velet Çelebi'nin, Bursalı Tahir Bey'in Türkçülük fikrine ait yazılarıyla İsmail Gaspıralı'nın Bahçesaray'da yayımlanan ve bir ara İstanbul'da da dağıtılan Tercüman Gazetesi Türkçülük fikirlerinin oluşmasına etkiledi. Fizan Sürgünü Türkçülük hareketlerine katılmaktan dolayı 45 gün ceza aldı ve Fizana sürgün edildi. Sürgün edilen diğer 83 kişiyle beraber 1899 yılında Trablos'a ulaştı. Onları Fizana gönderecek yol parası bulunamadığından Trablos'ta hapsedildiler. İttihat ve Terakki Partisi'nin girişimleri sonucu bir süre sonra şehir içinde serbest dolaşma izni aldı ve bazı resmi görevlere getirildi. Aynı yıl kendisiyle birlikte sürgün edilmiş olan Ahmet Ferit Bey ile Fransa'ya kaçtı. Kazan yılları 1903 yılında İstanbul'a dönmesi yasak olduğu için amcasının yanına Kazana gitti ve orada 4 yıl kaldı. Tarih, coğrafya ve Osmanlı Türk edebiyatı öğretmenliği yaptı. Ahmet Rıza'nın çıkardığı Şuray, Ümmet ve Meşveret gazetelerinde atsız yazıları yayımlandı. Kazandayken yazdığı ve onu Türk siyasal hayatında meşhur eden Üç Tarzı Siyaset isimli dizi makalesi 1904 yılında Mısır'da yayımlanan Türk adlı gazetede çıktı. İstanbul'a geldiği 1908 yılına kadar Kazan'da siyasal ve kültürel faaliyetlerde bulundu. Türkçülük fikrini yaymak üzere Kazan Muhbiri adlı bir gazete çıkardı. Gaspıralı İsmail Bey, Ali Merdan Bey, Abdülreşit Kadı İbrahimov gibi Türkçülerle birlikte 1905 yılında Rusya Müslümanları İttifakı adında bir parti kurdu. Kuzey Türkleri bu parti sayesinde ilk kez Rus Meclisi Duma'ya temsilci gönderdi. Akçura seçimler bitene kadar hapiste tutulmuştu. 1908 yılının Ekim ayında İstanbul'a gitti. İstanbul'da siyasi faaliyetleri. İstanbul'a geldikten sonra Darülfünun'da ve Mülkiye Mektebi'nde tarih dersleri verdi. 25 Aralık 1908 tarihinde İstanbul'da Ahmet Mithat, Emrullah Efendi, Necip Asım, Bursalı Fuat Raif, Feylesof Rıza Tevfik ve Ahmet Ferit ile birlikte Türk Derneği'nin, Türk Yurdu Derneği'nin ve Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı. Rusya'daki Türklerin haklarını korumak için 1916 yılında Rusya mahkumu Müslüman Türk Tatarların hukukunu müdafaa cemiyetini kurdu. Çeşitli Avrupa ülkelerinde Rusya'daki Türklerin haklarını dile getiren konferanslar verdi. 1918 yılında Rusya'daki Türk esirleri kurtarmak için Hilali Ahmer Cemiyeti temsilcisi olarak Rusya'ya gitti ve orada bir yıl kaldı. Milli Mücadele Yılları 1919 yılında yurda döndüğünde arkadaşı Ahmet Ferit'in kurduğu siyasi bir parti olan Milli Türk Fırkası'na katıldı. Aynı yılın sonunda İngilizler tarafından tutuklandı. 1920 yılında hapisten çıkınca Ahmet Ferit Bey'in eşi Müfide Ferit'in kız kardeşi Selma Hanım'la evlendi ve milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçti. Hariciye vekaletinde genel müdür olarak görev yaptı. 1923 yılında İstanbul mebusu seçilerek meclise girdi. Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi adına İstanbul'u itiraf devletleri temsilcilerinden teslim aldı. Tarih Çalışmaları 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebinde siyasi tarih dersleri vermeye başladı. Mustafa Kemal'in kültür ve siyaset danışmanı olarak çalışmaktaydı. 1931 yılında Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda görevlendirildi ve ertesi yıl kurumun başına getirildi. Birinci Türk Tarih Kongresini yönetti. 1933 yılındaki üniversite reformundan sonra İstanbul Üniversitesi'nde siyasi tarih profesörü oldu. Kars milletvekili iken 11 Mart 1935 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda İstanbul'da öldü. Edirne Kapı şehitliğine defnedildi. Görüşleri Türkçülük akımının manifestosu olarak kabul edilen 32 sayfalık 3 tarzı siyaset makalesinde Akçura, Osmanlı İmparatorluğu'nun tekrar toparlanabilmesi için Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük olmak üzere 3 ana görüşün bulunduğunu ifade etti ve bunlar arasında en uygununun Türkçülük doktrini olduğunu savundu. Osmanlıcılığı artık uygulanamaz olarak değerlendirip reddetti. İslam'ın ise Türkçülükte karşılığı bulunmayan kuvvetli teşkilat ve heyecan sahibi olduğunu ifade edip, İslam'ın Hristiyanlık örneğinde olduğu gibi içinde milliyetlerin gelişmesine izin verecek şekilde değişmesi gerektiğini savundu. Türkçülüğün bir diğer kurucu babası olarak değerlendiren Ziya Gökalp'in devletçi milliyetçiliğinden farklı olarak alt sınıfların entegre edilmesini öngören sosyal içerikli burjuva türü bir milliyetçilik tasarladı. Eserleri şunlardır. Mefkuriyet Hatıraları Eski Şurayi Ümmet'te çıkan makaleleri. Türk, Cermen ve Islavların münasebatı tarihiyeleri. Muasır Avrupa'da siyasi ve içtimai fikirler ve fikri cereyanlar. Türk yılı 1928. Zamanımız Avrupa siyasi tarihi. Osmanlı Devleti'nin dağılma devri. Türk Milliyetçiliği'nin kökenleri. Üç tarzı siyaset.